Adana'da sarı sıcak devam ediyor sevgili izleyiciler. Adana'da sarı sıcağa rağmen paylaşımlar da devam ediyor. Sanatsal paylaşımlar da devam ediyor. Ve biz de bu bağlamda sizlere bir sanat merkezinden merhaba diyoruz. Burada arkadaşlarımız, gençler çalışıyorlar. Desen çiziyorlar. Yüksek okullara hazırlanıyorlar. Şimdi onların görüşlerini, düşüncelerini ve geleceğe dönük ideallerini hep birlikte paylaşalım. Evet sevgili izleyiciler, yanımızda öğretmenimiz Yaşar Karakuzu var. Arkadaşlarımızı yönlendiren, onlara çizgiyi, deseni, formu ve benzeri şeyleri öğreten, teknikleri öğreten ve üniversiteyi kazanmaları için çabalayan arkadaşımız, öğretmenimiz, diğer öğretmen arkadaşlarımızla birlikte o da çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Şu sıcak yaz günlerinde her zaman söylüyorum ben. Evet, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bize kendinizi anlatır mısınız? Bir alalım, Yaşar Karakuzu'yu izleyicilerimiz hatırlasınlar, anımsasınlar. Ondan sonra sorunlarınızı, dertlerinizi dinleriz, sanatına dair elbette ki. Ben 23 yıldır ki Adana'dayım. Bu üniversiteyi burada okudum. Burada çalışmaya başladık. Burada öğretmenlik yapıyorum. 23 yıldır da Güzel Sanatlar Yetenek bölümlerine öğrenci hazırlıyorum. Bunun içerisinde daha sonraki süre içerisinde hobi olarak bu işi yapmak isteyenlere ders veriyorum. Ebru fotoğrafçılık bölümünü Anadolu Güzel Sanatlar'a kazandırmış olduk. Ama daha çok gençlerle çalışmak daha zevkli, daha güzel, daha heyecanlı. Şimdi iki süreç yaşıyoruz burada. Bir yıl ikiye bölüyoruz sanıyorum. Bir evet. Hobi çalışmaları var, kışın gerçekleşiyor galiba. Evet. Bir de böyle işte üniversiteye hazırlık, yetenek sınavlarına hazırlık dönemi var. Alın teri aka aka, sarı sıcağın altında, Adana yazında, Temmuz-Ağustos sıcağında çalışmalar gerçekleşiyor değil mi? Ama bu daha keyifli diyorsunuz yani, şu anki ortam daha keyifli buluyorsunuz. Şimdi kış döneminde daha çok ev hanımlarının, bu işi zevkine, hobi olarak düşünenlerin, ama yazın da yine kışın gençlerin geldiği yer, ama sınavlar yazın olduğu için herkes tatile giderken biz burada sizin de belirttiğiniz gibi sıcakta tatildeyken millet biz daha çok çalışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü sınavları Eylül ayı içerisinde, Ağustos'un sonunda biz de çocuklarla birlikte tatil yapmayıp bu işlere yani çocukların yeteneklerini geliştirmek için çaba harcıyoruz. Ama 12 ayın içerisinde herhalde bir tatil fırsatı da buluyordur değil mi Yaşar Karakuzu? Yani ara sıra kaçamaklar yapıyoruz tabii ki. Ama kısa dönem tatiller. Kaç yıl oldu peki uzun dönem tatil yapmayalı? Yani şöyle aralıksız 15-20 gün tatil yapmayalı kaç yıl oldu? Ya belki şey gelebilir ama neredeyse olmadı. Öyle 15 gün tatile gittiğim olmamıştır. Hiç hayatım boyu kaç yaşında Yaşar Karakuzu? 43 yaşındayım. 43 yaşında 43 yıldır hiç 15 gün tatil yapmadı diyebiliriz. Bir hafta falan. Bir anlamda burası da o zaman tatil oluyor değil mi? Yani bir tarzda öyle. Zorunlu olarak. Evet. Ben yani şey gibi düşünmüyorum. Çalışma gibi düşünmüyorum. Biraz da belki onun şeyi var. Eğleniyorum. Burada öğrencilerle zevkli geçiyor, sıkıntılı geçmiyor. Ben onun için herkese şunu söylüyorum. İşini sevenin gündüzü gece olurmuş. Eşini sevenin gecesi gündüz olurmuş. Önce sevmek gerekiyor. Her şey gibi sevgili izleyiciler, önce sevmek gerekiyor. İstemek gerekiyor. Ondan sonra herhalde insanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Evet, ben de bütün öğrencilerime başarılar dilemek istiyorum. Başarı dilediğiniz şeyi alalım sizden. Şimdi burada arkadaşlarımız hazırlanıyor, bir şeylere hazırlanıyorlar ama onlarla da konuşacağız biraz sonra. Neye hazırlanıyorlar? Ya hangi tarihlerde neye hazırlanıyor? Neler yapacaklar?
Biraz ondan bahseder misiniz? Şimdi bu bölümler daha çok meslek bölümleri olduğu için burada iç mimarlık, grafik, seramik, tekstil, resim öğretmenliği, iş eğitimi öğretmenliği, mesleki öğretmenliklerin içerisinde ev ekonomisi gibi bölümler yaklaşık 25 bölüme yakın bir üniversitede bölüm var. Çukurova Üniversitesi'nde. Sadece Çukurova Üniversitesi'nde değil. Burada var değil mi? Bizim bölümümüz yani, var yani. Çukurova'nın 25 bölümü var. Yani Çukurova Üniversitesi'nde grafik, seramik, tekstil, iç mimarlık var. Bir de resim öğretmenliği var. Ama diğer bölümlerde de işte çinicilikten halıcılık, seramik böyle hepsi yetenek sınavlarıyla alıyor ama insanlar bilmediği için çok da farkında değiller. Mesela kazanan arkadaşlarımız, yıllardır kazanan arkadaşlarımız Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki üniversitelere gidiyorlar değil mi? Evet. Ama daha çok da Çukurova Üniversitesi'ni kazanıyorlar sanıyorum ben. Ya da burada mı kalmak istiyorlar? Yani Çukurova Üniversitesi'nin rakamı az. Çok fazla öğrenci almıyor ama diyeyim ki Mersin daha fazla alıyor. Kütahya daha fazla alıyor. Antakya daha fazla alıyor. Çukurova'daki öğrenci rakamı şey olarak 80 kişi ise Kütahya 250 kişi alıyor. Bir girişte 250 kişi alıyor. O zaman ben öğrencilerime araba tutup daha çok oralara, Mersin'e, işte Kütahya'ya götürüp oranın sınavlarını yerleştiriyorum. Sınav tarihlerini biliyor muyuz, verebilir miyiz, paylaşabilir miyiz? Şu an sınavlar başladı. 15 Eylül'e kadar devam edecek. Bazılar, yani her üniversite kendisi özerk belirliyor. Ona göre sınav tarihini komisyon belirliyor. Duyurusu yapılıyor internet üzerinde. Bizim üniversitemizin 8 Eylül'de yetenek sınavlarına girecekler arkadaşlar. Evet. Hem desen çizgi hem de sözel sanıyorum ben. Şimdi çok zor sanıyorlar birçok öğrenci ya da veliler. Basit bir tane bir model oturtuyor komisyon. Onu bakarak ne kadarını aktarabiliyor, ne kadarını çizebiliyor diye test ediliyor. İkincisi de hayalinde ne kadarını aktarabiliyor. Bir kişi imgesel olarak hayalindekini ne kadar çizebiliyor diye iki sınavı var. İkisi de çok kolay. Ben burada bütün öğrencilerime bu işi deneyip yapabileceklerine inanıyorum. Denesini isterim. Evet, mutlaka güzel şeyler alıyorlardır sizden ve paylaşacaklardır bunu. Sınavlara girecekler. Umarız başarılı olurlar. Güzel yerlere gelirler. Tüm arkadaşlarımız, buradaki arkadaşlarımız, onları ileride öğretmen olarak, ressam olarak görürüz. Diploma sahibi ressamlar olarak, öğretmenler olarak görürüz. Sizin özellikle iletmek istediğiniz izleyicilerle, 8. Renk izleyicilerle, Adana Kozalı Televizyonu izleyicilerle paylaşmak istediğiniz bir duygu, düşünce var mı sanata dair? Ben sanatla uğraşan insanın karşıdaki insanlara zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Sanat bir deşarj olmadır. Onun için yani herkesin uğraşmasını, bir sanatının, bir hobisinin olmasını istiyorum. Dileğim öyle yani. Biz de sizde sanat adına teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.